dersiniz? Yani CHP'de aslında Ekrem İmamoğlu sadece CHP'de bir fenomen haline gelmiş gibi değil benim anladığım kadarıyla sizin Evet, yani ifadenizden. ben de onu Kendi gözlemlediğim kitlesini, şey. evet Nur Hanım diyorlar ki kendi kitlesini yaratmış ayrıca bir oy potansiyeli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayı diyor. Siz ne dersiniz? Şimdi teknolojik sıkıntılar nedeniyle arada Evet. bir konuşuyoruz. Sayın Serter olmasa programı yapamayacaktık. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki programda varlar. Hiç olmazsa benim ekrandan kaybolduğum zaman Sayın Serter büyük bir dirayet ve vukufla o konulara gerekli yanıtları veriyor. Kendisine Teşekkür ben ayrıca ederim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi tabii ki Sayın İmamoğlu 5 yıl boyunca kendisini kabul ettirmiş, yaptığı hizmetlerle İstanbul seçmenini mutlu etmiş, memnun etmiş bir belediye başkanı. İstanbul seçmeni çok da bir hem kalabalık nüfus itibariyle hem çeşitli katmanlardan oluşan hemen hemen her siyasal görüşün sahip olan seçmenlerin bulunduğu bir yer İstanbul. Böyle bir yerde sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarıyla Sayın İmamoğlu'nun seçilebileceğini söylemek biraz iyimserlik olur. Bu Sayın İmamoğlu'nun geçmiş 5 yılda kendisini kabul ettirmesinin semerelerini toplayacağı bir seçim olacaktır. O semereler kendisinin de belirttiği gibi İstanbul İttifakı'nın getireceği oylarla olacaktır. Hiç kuşku duymuyorum. 31 Mart gecesi İstanbullu seçmenler Sayın İmamoğlu'nun başarısını alkışlayacaklardır. Evet. Peki Sayın Sav, İstanbul İttifakı derken mesela biz son dönemde aslında sürekli sağında daha da sağına kayan partilerin haberlerini çokça duyuyoruz ittifak sistemleri içinde. Yeniden Refah Partisi aday çıkaracak mı, son dakika çekecek mi falan gibi tartışmalar var hali hazırda bugün dahi. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Hep bu ittifaklar üzerinden bu bir yerde aslında oyları da etkiler duruma geldi mi söylenenler? Şimdi bir şeyin altını iyice çizelim. Bugün 4 Mart. Dün 3 Mart'tı. 3 Mart itibariyle ilçe seçim kurullarına verilen aday listeleri kesinleşti. Bundan sonra bir adayın adaylıktan vazgeçmesinin hiçbir önemi yoktur. O aday listelerde var olmaya devam eder. Yani seçilip seçilmemesi önemli değildir. Vazgeçmenin bir başka adaya çok fazla faydası da olmayabilir. Ancak üçüne kadar vazgeçme halinde siyasi partilere, ilçe seçim kurulları, yüksek seçim kurulu adayınız düştü veya çekildi, yerine başka bir aday bildirin deme durumundaydı. Nitekim bazı yerlerde, bazı ilçelerde adaylar düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden düşen aday olmadı ama başka partilerden bir kısım adaylar düştü. Mesela Ankara'da Mamak ilçemizde İyi Parti'nin adayı, bizim eski milletvekilimiz, 2002'de parlamenterimiz olan Sayın Hüseyin Bayındır İyi Parti'den aday olmuştu. İlçe Seçim Kurulu yapılan itiraz üzerine onun adaylığını düşürdü. Yüksek Seçim Kurulu da bunu tasdik etti. Bunun için bundan sonra adaylığı geri çekmek hem çeken partiye bir fayda sağlamaz, hem lehine çekildiği düşünülen partiye bir fayda sağlamaz. Seçmen kendisinin adayının kazanmayacağını hissettiği yerde kendisine daha uzak olana oy vermek yerine daha onun karşısındaki partiye oy vermeyi yeğler. Bununla şunu söylemek istiyorum. İktidar partisine bu tür seçmenin oyu gitmez. O tür seçmenin oyu genellikle iktidar partisinin karşısındaki güçlü partiye gider. İktidar partisinin karşısındaki güçlü parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir şu anda. O nedenle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve benzeri yerlerde iktidar partisinin karşısında güçlü duran ve son 5 yılda
becerilerini kanıtlamış olan adaylara verilecektir veya yeni vaat eden, umut vaat eden adaylara gidecektir. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Evet, ben şu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Antalya'da daha yeni Erdoğan CHP'yi DEM Parti üzerine eleştirdi ve dedi ki CHP Genel Başkanı bizim DEM'le ittifakımız yok diyor. Yalan söylüyor dedi, yalan söylemekle itham etti. Bunu nasıl yorumlamak lazım Sayın Sağ? Beklemedim. Neyin istiyor dedi? Kimin istifası? İstifa değil. Tayyip Erdoğan dedi ki Özgür Özel yalan söylüyor. DEM Parti ile ittifakımız yok diyor ama yalan söylüyor dedi. Bunu nasıl yorumlayacağız? Yani Tayyip Erdoğan sürekli CHP eleştirisi yapıyor. AKP ile ilgili hiçbir eleştiri duymazken demiştik ya sözün başında. Ne ben ne de Sayın Mürserter verir. Vermemiz de uygun olmaz. Onun yanıtını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine soracaksınız. Onun yanıtını onlardan alacaksınız. Biz partiyi bağlayıcı sözler söyleme durumunda değiliz. Biz ancak yorum yapma durumundayız. Ben de yorumunuzu rica ediyorum. Yani sürekli böyle hani terörle irtisaklı bir partiymiş gibi yansıtmaya çalışmaları, bunu biliyorsunuz son seçimde de çokça karşılaştığımız için soruyorum. Ya bunu yapıyorlar ama kabul etmiyorlar yaptıklarını. Kayıp endişesinin yarattığı bir psikolojidir. O psikoloji üzerinden hareket ederek karşısındakini güçsüz göstermek veya seçmen indinde alacağı oyları azaltabilmek umuduyla ortaya konmuş şeylerdir. Ünlü bir söz vardır. Korkunun ecele faydası yoktur. Hiç kimse bunu aklından çıkarmasın. Bu konuda ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi hiç kuşkusuz bu tür manipülasyonlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörle ilişkilendirilmeye çok hevesli bir iktidar partisi var. Bunu genel seçimlerde de gördük. Ancak bu bilinirken, bu apaçık ortadayken Cumhuriyet Halk Partisi de bir önceki döneminin genel başkanı adına için bunu söylüyorum. Buna